Evet sayın izleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar beraberiz ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Sayın Profesör Doktor Bülent Demir program konuğumuz. Kendisiyle tüp bebek yöntemini konuşuyoruz ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'ni konuşmaya devam edeceğiz. Efendim, biraz da birinci bölümümüzde bahsettik, konuştuk. İşte dedik oldukça meşakkatli bir süreci Evet. gerektiriyor maddi ve manevi yönden. Kesinlikle. Maddi yönüne değinecek olursak, bebek sahibi olmakta zorlanan çiftler tüp bebek merkezlerine başvurduğunda nasıl bir mali tabloyla karşılaşıyorlar? Şimdi tabii bu konuda bu çiftlerin belirli şartları sağladığı takdirde işte onun örneğin demiş 40 yaşından gün almamış olması, belirli bir sigortalık süresi, primi var. Çok detaylarını bilmiyorum. Evet. Hani belli şartlar var. O şartları sağlayan çiftler devlet desteğinden faydalanıyor. Ve burada Sosyal Güvenlik Kurumu bu şartları sağlayan çiftlere bizim raporla bildirdiğimizde biz onlara rapor hazırlıyoruz. Heyet raporu hazırlıyoruz. Diyoruz ki bu hasta bu şartları sağlıyor. Ondan sonra sağladıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından destekleniyor bu. Burada tabii vatandaşın da bir katkısı oluyor. Yani nasıl ki işte ilaç aldığımızda belli bir %50'ni veriyoruz. Evet. Ya da muayene katkı payı örneğin. Burada da bir katkı payı var. Bu oranlar belli mi? Oranlar belli tabii. Birinci denemede farklı. Birinci denemede işte yanlış hatırlamıyorsam %30 %30'unu vatandaş yok %30'unu vatandaş veriyor. İkinci denemede %25'i, üçüncü denemede %20'sini vatandaş veriyor. Yani deneme sayısı arttıkça devlet desteği artıyor, vatandaşın ödediği yüzdelik dilimi azalıyor. Azalıyor. Artı yani SGK burada gerçekten destek olarak iyi bir destek sunuyor. Bir de SGK'dan faydalanamayan işte ücretli hastalar var. Onlar da bize başvurduklarında normal yine resmi olarak SGK'nın belirlediği fiyat üzerinden biz onlara işlemlerini yapıyoruz. Yani fiyat olarak da bunu söyleyeyim. Dışarıdaki özel merkezlere göre tabii çok farklı fiyatlar, çok farklı merkezlerde. Çünkü bu iş biraz artık bazı merkezler çok yani gerçekten vatandaşın ekonomik gücünü zorlayacak rakamlar var. Ama bizim şu andaki fiyatlarımız birçok merkeze göre çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Evet. O zaman efendim, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'ne gelelim ve biraz bize merkezini tanıtın. Çünkü geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı evet. ve başvurular da başladı. Bu konuda yoğun bir taleple tabii, de karşı karşıyasınız. Yeni bir merkeziz, yeni açıldık. Evet. İşte polikliniğimizi bu ay hizmete sokuyoruz. Bu konuda bölümümüzde gerekli öğretim üyeleri arasında gerekli görev paylaşımını yapıyoruz. Artı sadece bu merkezde biz kadın doğum uzmanları olarak çalışmıyoruz. Evet. Burada üroloji uzmanı, işte anestezi uzmanı, işte hasta yumurta toplarken veyahut da işte erkekten örnek alırken işte ameliyathanede anestezi uzmanı var. Embriyoloğumuz var. Yani olayın çok önemli bir kısmı. Evet. Embriyoloji, laboratuvar. Bizim için laboratuvar çok önemli. Aslında geniş bir ekip gerekiyor değil mi? Bu bir ekip işi. Bu evet. Kişilerle olmaz, tek kişiyle olmaz. Ekip işi yani bir ekip ruhuyla yönetilmesi lazım oran. Embriyoloji laboratuvarı bizim için çok çok önemli. Çok çok önemli. Çünkü başarıyı en fazla artıran embriyoloji laboratuvarının kalitesi. Bu konuda da deneyimli, gerçekten deneyimli her konuda bir embriyoloğumuz var. Seda Hanım bu konuda çok deneyimli.
inşallah iyi başarılara imza atacağız ekip olarak. Evet. Biraz süreçten bahsedecek olursak, törenle hizmete girdi. Evet. Tabii Çanakkale halkı da bunu özlemle bekliyordu. Bir hayaldi, gerçek oldu hayal. Kesinlikle, ve evet. Sadece Çanakkale değil, Çanakkale'nin bölgesine de, yani tüm Körfez'e de hitap edebilecek bir merkez. Büyük şehirlere gitmekten kurtuldular. Kesinlikle kurtuldular. Tabii biz merkezimizi aslında çok daha önce hizmete açacaktık. Bu konuda yani rektörümüz, kendisine buradan teşekkür ediyorum. Sayın Profesör Doktor Sedat Murat hocamız bize yani bu merkezin açılması için her türlü imkanı seferber etti. Bize çok destek oldu. Tabii pandemi araya girdi. Pandemi araya girince işte ekonomik nedenlerden dolayı biraz gecikmeler oldu. Pandemi birçok şeyi evet, etkiledi. Birçok şeyi etkiledi. Tüm dünyayı. Bu arada Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan Beyefendi bize çok destek oldu. Evet. Çok destek oldu gerçekten. Ayrıca Sağlık İl Müdürlüğü çalışanları hepsi bu merkezin açılabilmesi için ellerinden gelen bütün kolaylığı sundular. Başhekimimiz Hasan Ali Bey bize bu, çünkü merkezin açılması çok maddi olarak gerçekten külfetli bir şey. Yani maddi evet. olarak yani bizim işte havalandırma sistemimiz ayrı, her şeyimiz ayrı. Yani bu ünite, ben aynı zamanda ünite sorumlusuyum. Evet. Kadın doğumda aynı zamanda, yani tüp bebek bize bağlı. Kadın doğumda aynı zamanda bölüm başkanıyım. Aynı zamanda da ünitenin sorumluluğu gibi bir görevim var. 450 metrekare alanda, kapalı alanda hasta yatakları ayrı, laboratuvarı ayrı, embriyoloji laboratuvarı aynı katta, polikliniği ayrı, tamamıyla ayrı bir birim. Evet, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi içinde 4. katta. B blok 4. katta evet. ayrı bir birim olarak hizmet veriyoruz. Her şeyimiz ayrı orada ve ayrı olmak zorunda. Çünkü evet. orası çok özel bir yer. Oranın laboratuvarının çok izole olması lazım. Çok izole olması lazım. Çünkü orada steril şartlarda çalışmamız lazım. Çünkü insanların üreme hücreleriyle onların üremelerine, çocuk sahibi olmalarına biz yardımcı oluyoruz. Vesile oluyoruz. Evet. Tabii ileri teknolojide ciddi bir yatırım gerekiyor. Kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Çok maddi anlamda dediğim gibi çok hı hı. büyük külfetler, çok büyük masraflar. Bu konuda dediğim gibi yine milletvekilimiz Bülent Turan Bey bize çok destek oldu. Bize bu merkezin açılmasında yine aynı şekilde rektörümüz Sayın Sedat Murat hocamız çok bize çok çok destek oldu merkezin açılması için. Biz de kadın doğum ekibi olarak biz bir ekip halinde çalışıyoruz. Bu merkezin başarılı olması için elimizden geleni her zaman yapacağız. Evet. Çocuk sahibi olmakta zorlanan çiftler için bir umut kaynağı kesinlikle, oldu. Tabii bir umut. Evet. Yani çiftlerin yerine çoğu zaman gerçekten her zaman ben böyle çocuk sahibi olmayan çiftler geldiği zaman empati yapıyoruz. Kendimizi onların yerine koyuyoruz. Bazen onlarla beraber oturup gerçekten çok üzüldüğümüz, çünkü bazen hani imkansız durumlar oluyor, yani çaresiz olduğumuz durumlar oluyor. O durumlarda biz de çok üzülüyoruz. O yüzden bu çiftlerden benim ricam mutlaka bu konuda yetkinliği olan kişilere başvurmaları ve bu konuda danışmanlık hizmeti almaları. Dediğim gibi bizim polikliniğimiz açılıyor. Buraya başvurup çiftlerle beraber danışmanlık hizmetlerini alabilirler. Bütün konular hakkında, tüp bebeğin hangi aşamaları var, neler yapılacak, ondan sonra bu SGK'nın katkısı, ne kadar vatandaşın cebinden para çıkacak, bunların hepsini detaylarıyla biz zaten form hazırlamışız, onu hastalarımıza veriyoruz, açıklamaları yapıyoruz. Bu konuda elimizden gelen desteği biz yapacağız. Evet, teknolojik bakımdan son teknolojili kesinlikle bir donanım, cihazlar var. Efendim,
Peki dışarıda Türkiye genelinde işte büyük şehirlerdeki tüp bebek merkezlerine göre, özel tüp bebek merkezlerine göre fiyat açısından ne diyebiliriz burada? Şimdi, bu konuda konuyu düşünen çiftlerimize. Çiftler, yani rakam çok zikredemem, hani tam net hatırlamıyorum ama hani belki doğru da olmaz ama yani yarı yarıya fiyat farkı vardır diyebilirim yani. Evet. Onu diyebilirim yani kabaca tabii. Çünkü değişiyor rakamlar ama fiyat olarak da biz özel merkezlere göre çok uygunuz. Zaten yani bizim burayı açmamızdaki amaç, bizim amacımız, yani yöneticilerimiz de aynı şekilde, sayın rektörümüz de buradaki amacımız, asıl amacımız hizmet. Evet. Asıl amacımız hizmet. Tabii buranın da bir ekonomik olarak bir gelirinin olması lazım. Bir şekilde dönmesi lazım. Dışarıdaki merkezlere göre fiyat olarak kesinlikle uygunuz. Bunu net bir şekilde yarı söyleyebilirim. Yarı yarıya diyebiliriz. Diyebilirim yani, hani kabaca diyebilirim yani. Evet. Hizmet açısından da aslında standartların çok çok standartlarımız üzerinde. Çok iyi. Kesinlikle çok iyi. Yani birçok merkezden iyi diyebilirim yani. Çünkü birçok merkezden iyiyiz. Evet efendim. Yine İleriki yaşlarda bebek sahibi olmak isteyen çiftler de size başvurabilir, değil mi? Tabii ki başvurabilir. Bütün çiftler, yani benim çocuğum olmaz. Hayır, öyle bir şey yok yani. Bize mutlaka başvursunlar. Biz onlara gerçekten başarı şansı kaçtır, yüzde kaçtır? Çünkü bazen çaresiz olduğumuz durumlar var yani. Onlarda da net bir şekilde çiftlere paylaşıp, evet, onlara başarı şansı yüzde kaç? Neden? Dolayı şimdi bir oran veremiyoruz. Yaşa göre değişiyor. Ya şimdi 20-25 yaş aralığında, 25-30 yaş aralığındaki bir çiftin başarı şansı ile yumurtası çok iyi olan, kalitesi iyi olan, çok fazla olan bir çiftteki başarı şansı ile 40'lı yaşlarda tabii değişiyor. O yüzden çiftlerden ricam, özellikle kadın yaşı çok önemli. Bu konuda geç kalmasınlar. Bize başvursunlar. Bir de bu öngörü var halk arasında. Ya işte önemli değil ya, ben işte nasıl olsa tüp bebek yaparım. Aslında çok önemli. Çok önemli. Değil yaş mi? Çok önemli. Bu konuda bu mesajı özellikle vermek istiyorum. Evet. Efendim, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben tekrar çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere neler önereceksiniz? Onları buradan seyircilerimize ne söylemek istersiniz? Şu anda yani Çanakkale'de işte düne kadar burada böyle bir merkez, böyle bir poliklinik hizmeti yoktu. Ama artık var. Bizim poliklinik sistemimize internet web sayfamızdan girip üreme endokrinolojisi ve infertilite polikliniğine randevularını alıp çiftlerin beraber gelmesi mutlaka, bu önemli, ve sperm tetkiki, hormon tahlilleri, bütün hormon tahlilleri diyebilirim, rahim filmi, aşılama hizmeti ve tüp bebek hizmeti bizde yapılmakta. Onlar başvurdukları zaman hastanın durumuna göre, işte kadın ve erkeğin durumuna göre bu aşamaların hangisinden başlayacağımıza karar veriyoruz. Ona göre tedavi basamaklarını uyguluyoruz. Dediğim gibi burada geç kalınmasın ve doğru adrese, doğru yere gitsin. Çünkü bazen örneğin diyelim işte sperm sayısı çok az. Çok az. Yani onun işte aşılamayla gebe kalma şansı çok az. Ama hasta gereksiz yere işte ilaç tedavisi almış, bazen aşılama olmuş. Bunlar hani bize bu konuda gerçekten yetkin olan, uzman olan kişilere başvururlarsa, bu konuda da bizim öğretim üyelerimiz, yetkinliği olan kişilere biz görev dağılımı yaptık. Hepimiz orada hazır bulunuyoruz. Geldikleri zaman biz kendilerine gerekli açıklamayı yapacağız. Başarı şansları nedir? Bunu söyleyeceğiz. Çünkü tüp bebek merkezlerinde, özellikle özel merkezlerde hani çok yüksek başarı şansları, rakamları zikrediliyor ama literatüre bakıldığında ortalama bellidir. Ama dediğim gibi yine yaş, kadın yaşı çok önemli. Yaş ilerledikçe yumurta sayısı azalıyor, kalite azalıyor.
Evet. O yüzden o zaman yaşa dikkat edeceğiz. Çok dikkat edeceğiz. Evet efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgilerden ederim. Dolayı programımıza konuk bize olduğunuz için. Bize böyle bir fırsatı sunduğunuz için ben size teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkese de iyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet sayın izleyiciler, hayaldi gerçek oldu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi hizmete girdi ve hasta kabulüne de başladı. Bebek sahibi olmakta zorlanan çiftler için aslında büyük bir şans Çanakkale'de, ilimizde olması ve tüm Körfez bölgesine de hizmet verebilecek. Birçok merkezin standartlarının çok üstünde kalitede bir ekip ve donanıma cihazlara sahip bir merkezimiz. Evet bizim için çok büyük bir şans diyoruz. Bu akşam programımızda Tüp Bebek Merkezimizi konuştuk. Tüp Bebek tedavi yöntemlerini konuştuk. Gelecek hafta tekrar Ton TV ekranlarında görüşünceye kadar hoşçakalın.